Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir hardal rengi ipim var. Az kalın bir ip. 100 gram 200 metre uzunluğu olan bir ip kullanacağım. Bugünkü modelimizi çıkarırken kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz, abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartalım şu şekilde. Bu model için 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlamamız gerekiyor modelimizin tam denk gelmesi için. Ben şöyle iki model üzerinden anlatacağım. Şöyle sayalım ilmeklerimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. Şimdi 3 ilmeği de düz öreceğiz ama 2 kez öreceğiz. Şu şekilde aynı ilmeği 2 kez düz örüyorum. Yani bir kez dolamış gibi olacağım. ilmeğin boyunu uzatmak için bu işlem. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde yaptım. Üçüncü ilmeği de 1, 2 kez ördüm düz olarak. Yine 3 ters ilmek. 1 2 3 ters ilmek ördüm. Sıradaki 3 ilmeği de düz örüyoruz ama 2 kez. Aynı ilmeğe 2 kez şöyle batarak düz örüyorum. İlmeğin boyunu uzatma işlemi yapacağız bu şekilde. 1 2 3 ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Kenarda 3 ters ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimi dördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz. zaten ilmeklerimiz bakın düz. Düz olan ilmeklerimi tekrardan düz ördüm. 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum. 1, 2, 3 ilmeğin boyunu uzattım. Tekrar sol şişime taktım. Şu üçüncü ilmeği aldım. Örmeden diğer ikisinin üzerinden geçirdim. Diğer ikisini ters örüyorum. 1, 2 ilmek ters ördüm. Diğer ikisini ters ördük. 3 ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şimdi bu 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Şu iki kez örmüştük ilmekleri. Boylarını uzattım. Tekrar sol şişimi aldım. Üçüncü ilmeğimi bakın yani şu baştaki ilmeğimi aldım. Diğer ikisinin üzerinden geçirdim. Şöyle. Diğer iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. İki ilmek ters ördüm. Kenarda 3 düzümüz var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptık. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 3 tane ters ilmeğimiz var. Bunları düz örüyoruz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şu zikzak yaptığımız ilmeklere gelince 1, 2, 3, 3 ilmeğimiz de burada. Şu en sondaki yani 3. ilmeğimi aldım. Diğer ikisinin üzerinden geçirdim. Sağ şimdi. Diğer ikisini de düz örüyorum bu defa. Düz ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. 3 ilmek düz, aradaki şu 3 tersimizi düz olarak örelim. Şu ilmeklerin yerini değiştirdiğimiz yere gelince üçüncü ilmeğimi şu şekilde aldım, diğer ikisinin üzerinden geçirdim sağ şişimi aldım bu ilmeğimi. Sıradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Diğer üç ters ilmeğimizi de düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters ilmeğim var. Yine ters olarak örüyoruz. 4. sıra arka yüzündeyiz. Şu diğer ilmekleri yerini değiştirdiğim olan bu 3 ilmeğim onları da ters örüyorum. Yani 4. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örelim. Modelimiz 8 sıradan oluşmakta. Şu anda dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dört sırayı tamamladık. Şöyle. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üç düz ilmek. 3 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Şu 3 diğer 3 ilmeğe gelince yine bunları iki kez örüyorum. Bakın aynı ilmeğe 2 kez batarak şöyle örüyorum. Bir sonraki sırada ilmeklerin boyunu uzatmak için bu işlem. 3 ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Daha sonra sıradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeği 2 kez örüyoruz. Sıradaki 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters ilmek. 3 ters ilmekten sonra diğer üç ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Altıncı sıra arka yüzündeyiz. 3 ilmeğin boyunu uzattım. Tekrar sol şişimi aldım. Şu ilmeğimi alarak diğerlerinin üzerinden geçirdim. Sağ şişimi aldım. Diğer iki ilmeğimi de ters ördüm. Arada üç ters ilmeğimiz. Onları da ördüm. Şimdi ilmeklerin boyunu uzatıyorum. 3 ilmeğin. Tekrar sol şişime takıyorum şu üçüncü ilmeğimizi bakın üçüncü ilmeğimizi aldım diğer ikisinin üzerinden geçirdim öne geçirdim yani sağ şişime aldım diğer ikisini ters olarak örüyorum bitellendirmeden örelim Evet iki ilmek ters ördüm arada 3 tersimiz. Onu da örelim. 6. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. 7. sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 8 sıradan oluşmakta. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 3 düz ilmeğimiz var. 1. ve 2. sırada şura bakın ters oluyor. Diğer 6 sırada düz oluyor. 3. ilmeğimi Bakın şu 1-2-3 3. Üçüncü ilmeğimi Tekrar başa alıyorum. Diğerlerin üzerinden geçirerek Başa aldım. Diğer ikisini düz ördüm. Aradaki 3 düzümüz Bu model lastik istemiyor arkadaşlar ama isterseniz lastiğin üzerine de başlayabilirsiniz. Şu 3 ilmek değiştirdiğimiz yere geldiğimizde 3. ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden geçirdim ve sağ şişime aldım. Diğer ikisini de düz olarak örüyorum. Kenarda 3 düzümüz var. Bir de kenar ilmeğimizi 8. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 8. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın şu örmeden aldığım ilmeği de burada ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi dördüm. Sekizinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yap. Evet modeli 8 sıradan bir kez kurmuş olduk. Şimdi birinci sırayı da tekrar göstereyim size. İkinci model kurulumunun birinci sırasını da hemen başlayalım. Daha fazla uzatmayalım. Anlamadığınız yer olursa videoyu baştan izleyebilirsiniz. Modelin birinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyoruz. Birinci sıra ön yüzünde 3 ilmek ters kenar ilmeğinden sonra. Diğer 3 ilmeği 2 kez örüyorum. Aynı ilmeği bakın 2 kez batarak şöyle ördüm. 1 2 1 2 Bu şekilde yaptım. Bu üç düze yine ters olarak örelim. Diğer sıradaki üç ilmeğimizi iki kez örüyoruz. Düz olarak. Üç ters ilmek kenarda. Bir de kenar ilmeğimi örüyorum. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde modeli kurmaya başlıyoruz. Diğer anlamadığınız yer olursa aşağıda yaptığımız gibi videodan izleyebilirsiniz. Evet, bir parçada daha önce yapmıştım. Onu göstereyim hemen size. Bunu da daha önce yaptım. Bakın, bunu da lastiksiz olarak başladım. Bunu da beraber yaptık. Lastik istemiyor. Bakın zaten ters ilmeklerle başladığımız için lastiğe gerek yok. Ama isterseniz istediğiniz lastiğin üzerine de başlayabilirsiniz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz bir görüntüsü var arka yüzünün. Kenar ilmeklerimiz de böyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde de böyle pek bir değişiklik olmuyor modelde tabii ki. Aynı görüntü. Modeli şöyle her açıdan görmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel, harika bir model. Yapımı da oldukça zevkli, çabuk ilerleyen bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, kalın iplerle bebek battaniyesi, çanta yapımında kullanabilirsiniz. atkı, bere her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model bence. Sizler de beğendiyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.